Gelişmeleri Derneği aslında doğrudan doğruya sektöre destek vermek için kurulmuş bir dernek. Özellikle işletmelerin çalışmalarını güçlendirmek ve işletmeleri dünya standartlarında çeviri hizmetleri sunabilir noktaya getirmek için kurulmuş bir dernek. Bugüne kadar Çeviri İşletmeleri Derneği'nin yaptığı çok önemli çalışmalar da var. Biz aslında bu akşam biraz da bütün bu çalışmaları daha organize olarak bir program içerisine almamızın bir lansmanını yapmak üzere buradayız. Ne yapıyoruz? Yeniden İpek Yolu diye bir projemiz var. Bu proje uzun vadeli bir proje ve bütün çeviri işletmelerini, sadece çeviri işletmelerini de değil, çevirmenleri, çeviri akademisyenlerini ve çeviri işletmelerini hep birlikte sektörü kalkındırmaya dönük, dünya ile rekabet edebilir hale getirmeye dönük bir proje. İddiamız şudur, belki çok büyük bir iddia ama iddia ediyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Bunun için çalışmalara başlattık. İddiamız şudur, Türkiye bir gün dünyadaki çeviri trafiğinin merkezi olacak. Bütün dünyadaki çeviri çalışmalarını buradan Türkiye'den idare edeceğiz. Çok güzel belki geliyor, evet bana da güzel geliyor ama bu sadece böyle söyleyerek gerçekleştirilecek bir şey değil. Bu nedenle program yaptık. İlk olarak bu program 5 yıllık bir program. Bu programı tekrar etmek gerekirse Yeniden İpek Yolu adındaki program. İlk olarak bu programda 5 yıllık bir hedef belirledik. Ve bu 5 yıl içerisinde 100 tane işletmemizi, hedefimiz 100 tane işletmemizi dünya çapında uluslararası çeviri projelerini yönetebilir, teslim edebilir noktaya getirmek. Hedefimiz budur. Buradan ülkemizin de 4 milyar dolar döviz girdisi kazanacağına inanıyoruz. 4 milyar dolar Türkiye'ye döviz kazandırma hedefimiz var.